Bu sayfayla karşınızdayız sevgili seyirciler. Süper Lig'de haftanın mücadelelerini konuşacağız. Galatasaray, Karagümrük ve Çaykur Rizespor, Trabzonspor mücadelelerini değerlendireceğiz. Sonrasında Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin oynayacağı karşılaşmaları da konuklarımızla beraber yorumlayacağız. Turgay Demir, Mehmet Ayan, Selahattin Kınalı bizlerle beraber. Haldun Domaç da programımıza evinden katılacak. Kendisinin de bu maçlara dair görüşlerini alacağız. Hoş geldiniz. Eyvallah, sen de hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. İyi bir yayın olsun, güzel bir yayın olsun istiyoruz. Haldun Domaç acaba bizi duyabiliyor mu? Haldun Domaç'a da bir hoş geldin diyelim. Kendisi de şimdi aramıza katılacak sevgili seyirciler. Haldun Domaç, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem, gayet iyi duyuyorum. Mehmet'e, Turgay'a ve Selahattin'e de ayrıca selamlar. Eyvallah abi. Eyvallah, iyi akşamlar, iyi geceler. Selamlar bizden Haldun Domaç. Galatasaray Fatih Karagümrük mücadelesini konuşacağız. Madem Haldun Domaç'ı gördük, onunla bir açılış yapalım. Küçük birer yorumla karşılaşmaya dair beklentiler neydi, sonuçta ne bulduk? Bunu konuşarak başlayalım istiyorum. Sonrasında daha geniş bir değerlendirme alırız. Haldun Domaç, Galatasaray'ın almış olduğu neticeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Oyuna baktığımızda karşılığının beraberlik olması benim için çok sürpriz olmadı. Çünkü Galatasaray da aslında Fenerbahçe'nin yaşadığı sendromu yaşıyor. Sık değişen kadrolar, oturmayan sistem, oyuncuların oyuna karşı çok fazla istekli olmaması, tempoyu çok yukarıya çıkaramamaları, bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman benim için çok sürpriz bir maç olmadı. Aslında geçen haftaların tekrarı oldu desem çok da yanlış olmaz. Yani kısa bir giriş diyorsan böyle girebilirim. Mehmet Ayan, Galatasaray sahadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Çok konuşulacak pozisyonlar var. Hakem tartışmaları söz konusu. Bunlarla alakalı da mutlaka ilerleyen dakikalarda ayrıca değerlendirme yapabiliriz ama oyunla alakalı ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Geçen hafta senden bir 5 dakika istemiştim. Onu bulabiliyor muyuz? 5 dakika. Hiçbir yani 168 saat önceden hiçbir farklı lafım yok. Bu maç üzerinde elbette ki hakemi de konuşulabilir. Ama Galatasaray'ın beraberliği ve puan kaybı hakem üzerinden okunamaz. Bunu hakemin kısaca hatası var mıdır? Vardır eyvallah ama bu maçın skorunu hakem üzerinden okumak biraz gerçekleri, o yazdığın tarihteki gerçeklerin üzerini kapatmak olur. Turgay Demir, nasıl buldunuz Galatasaray'ı Karagümrük karşısında? Yani kötü bir Galatasaray izledik. Ne yaptığı belli olmayan, Babel dışında belki mücadele anlamında bile yetersiz olan bir takım vardı. Maçı izleyince sonuç çok normal. Kaybedebilirdi de. Bir tane pozisyon var, gol oldu. Maçı izlemeden önce düşündüğünüz senaryoya göre sonuç normal. Karagümrük ligin ilk yarısında Galatasaray'a yenmişti. Yani Karagümrük her takımdan puan alabilecek bir hücum. Beraberlik beklentilerim arasındaydı. Ama Karagümrük yener mi desen birliği olmadığı için zor diyordum. Fakat golden sonra yenebileceğini düşündüm. Çok erken gol yediler. Yoksa Galatasaray çeviremezdi maçı. Yani. Galatasaray yediği golden sonra çok çabuk reaksiyon verdi Selahattin Kınalı. Ama Galatasaray'ın geriye düştüğü mücadelelerde kazanamama gibi kötü bir alışkanlığı var. Bu alışkanlık yine gerçekleşti. Bu gücünle ilgili bir şey. Ya gücün varsa geriye düştüğün zaman da çevirebiliyorsun yani. Galatasaray'ın da Beşiktaş dışındaki neredeyse bütün takımlarımız gibi bir istikrarsızlık sorunu var. Ben Galatasaray kadrolu açıklandığında yedek kadrosu sahaya çıkandan daha güçlü geldi bana mesela. Fakat işte birisi Covid'den yeni dönmüş, birisi sakat, birisinin hocayla problemi var belki, birisi işte Belanda'nın gidişine kızmış filan, bir sürü şey var Galatasaray'da. Bu kadar negatif toplamdan bir başarı öyküsü çıkmaz. Ama şimdi Turgay'da, Mehmet de, sen de muhtemelen aynı şeyi düşünüyorsun. Bugünkü başarısız skorun Galatasaray açısından beraberlik sonuçta. Hakem üzerinden tarif etmek doğru değil. Evet, doğru değil ama şu gerçeği ıskalamadan söyleyelim bunu bana göre. Türkiye'deki hakemlik müessesesi Türk futbolunun yerinde saymasının en büyük nedenidir. En büyük sebebidir. Çünkü hakemlerimiz iktidarın ekonomik ve siyasal iktidarın tahakkümünden kendilerini kurtarıp ortaya bir karakter koyamıyorlar. Karakter koyamayınca da karşı taraflar o hakemin o günkü ruh durumunun, ruh halinin kendilerine ne tür sonuçlar doğuracağı kaygısıyla kendileri de saçmalamaya başlıyorlar. İşte Fatih Hoca formsuz diyoruz da, Fatih Terim. Fatih Terim'in işte geçen seneki Galatasaray'a Konya maçı sonrasında bu zamana, bugüne yaşadıkları da çok futbolun içinde kalarak tanımlanabilir bir şey değil. Sanki bir şey, dram tiyatrosunun
metini gibi yani Fatih Terim'in yaşadıkları. Ve bunun nedeni de Türk futbolunda hakemlere ve Türk futbolu yöneten TFF'ye hiçbir güvenin olmaması bana göre. Yani tamam takımlar kötü ama işte balık biliyorsunuz kokmaya baş tarafından başlıyor. Hakemler iyi değil ama bence hakemlerden çok daha büyük problemlerimiz var. Bunları da konuşuruz. Ayrıca bunlarla alakalı sorularım da olabilir. Haldun Domaç, Galatasaray Karagümrük mücadelesine dair düşündüğünüzde aklınızda mücadele öncesinde düşünceleriniz ve sonrasında bulduklarımız arasında nasıl farklar oluştu? Neden Galatasaray ciddi bir reaksiyon gösteremiyor? Neden oyun gücünü sarı kırmızılı takım sizce arttıramıyor? Yine buna birçok örnek verebileceğimiz bir akşam oldu. Evet, şimdi bir kere en başta cümleme başlarken söylemiştim. Bu kadar çok değişkenlik takımlarda oyuncuların birbirleriyle uyumlu oynama durumunu engelliyor. Bir kere çok fazla değişkenlik var. Doğrudur, yani bir takım gerekçeleri söyleyebilir. Fatih Hoca da, Galatasaray camiası da, teknik kadroda diyebilir ki işte hastalarımız var, sakatlarımız var diyebilir. Ama oyuncu seçimlerinde en az 7-8 tane oyuncunuzun bilinen garanti oyuncu, birbirleriyle oynama alışkanlığı olan oyuncu olması lazım. Bir kere burada çok temel bir sıkıntı var. Şimdi ben bu maç öncesinde açıkçası şöyle düşünüyordum. Galatasaray artık bir tepki verecek diye düşünüyordum. Ve gerçekten tepki vermesi için yeterli gerekçesi de var. Yani hem Beşiktaş'a yaklaşmak açısından bakalım, hem Karagümrük'ün biraz da oyun aklı sayılabilecek Biglia'nın, Borini'nin, Castro'nun olmaması, yani bunlar da önemli avantajlardı. Bunları da iyi değerlendirecek diye düşündüm. Ama çıkan kadroya baktığımda çok enteresan bir gelişme oldu. Etebo, Getson, Emre Akbaba. Şimdi bunların üretkenliğine baktığında, ki şunu da hemen söyleyeyim, belki katılır mı arkadaşlarım bana, Getson belki de geldiğinden bu yana en iyi oyunlarından birini oynadı. Onu da söyleyeyim. Hani beni tatmin etmedi ama en iyi oyunlarından birini oynadı. Buna rağmen bu orta saha çeşitlemesi mesela yeterli değil. Sonra bir bakıyorsunuz işte bir tarafta Feghouli bir başlıyor, bir başlamıyor. Ön tarafta Mustafa Muhammed ısrarını doğru buluyorum. Çünkü biliyoruz ki Falcao artık bu takımda önümüzdeki sene olması istenmeyen bir oyuncu. Ama bunun ötesindeki olay şu, asıl temel sıkıntı şu, Galatasaray tepki vermiyor. Yani şimdi şöyle bir şansınız var, kendi savunmasından pasla çıkan bir takım var değil mi? Ezberlenmiş artık, biliniyor, hepimiz biliyoruz bunu. Ne yapmanız lazım? Önde baskı yapmanız lazım. Golü nasıl buldunuz? Önde baskı yapıp buldunuz işte. Yani çok net bir şekilde ön alan baskısıyla. Peki neden ısrar etmiyorsunuz? Neden sürekli aynı şeyleri yapmıyorsunuz? Ön alan baskısı yapmıyorsunuz? Bütün bunlar sadece Fatih Terim tribünde olduğu için mi? Ben buna katılmıyorum. Yani sadece Fatih Terim tribünde olduğu için değil bu. Onu özellikle söyleyebiliriz. Aksel'in yaptığı türden hatanın kaç tane daha örneğini gördük. Ama Galatasaray o ikili üçlü ön alan sıkıştırmalarını yapamadı. Yapamayınca da Karagümrük'e gün doğdu. Tabii ki oyunun kırılma noktası şöyle söyleyebiliriz. Donk'un onun atılmasıyla başlayan bir süreç var ki orada Galatasaray maçı kaybedebilirdi de. Galatasaray hakikaten son bölümü eksik oynadı. Sağdan yenilgiyle de ayrılabilirdi sarı kırmızılar. Pozisyonlar da verdiler. Pozisyon da buldular. Bunlar üzerine de geniş geniş konuşacağız. Haldun Domaç, bireysel performanslara baktığımız zaman Galatasaray'da takımın genelinden ayırabileceğiniz oyuncular var mı? Bunu sezon genelinde sormuyorum. Şöyle söyleyeyim Kerem, benim takımın genelinden ayırabileceğim şu anda tek oyuncu Babel. Onun dışında verimli oynayan başka bir oyuncu görmedim. Az önce söylediğim gibi kendi ölçeğinde Getson'un diğer maçlara baktığımda daha iyi bir görüntü sergilediğini, özellikle işte o dip topları atmaya çalıştığını, anahtar pasları atmaya çalıştığını gördüm. Bu Getson performansını izlediğim süreç içerisinde ilk kez karşılaştığım bir durum. Yani yoksa ben acaba bu Getson nasıl 50 milyon euro ediyor diye hep soruyu kendi kendine soranlardan biriyim. Ama özellikle hala potansiyeline yaklaşamadı diye düşünüyorsunuz. Hayır. Aynı şeyi söylüyorum. Yani
bir kıpırdama oldu Getson'da. Ya da belki de şöyle olabilir mi bilmiyorum. Takımın genel performansı çok kötü olduğu için Getson'un oyunu bana biraz daha iyi göründü. Yani bütün bunların dışında oyuna isyan eden tek bir oyuncu vardı. Bana göre o da Babel'di. Ki yani golü attığı için söylemiyorum. Çalışkanlığıyla, mücadelesiyle, işte takımı öne taşıma çabasıyla Babel'in dışında ben bireysel performans göremedim. Açıkçası şunu da söyleyeyim. Muslena'nın da performansında ciddi bir dalgalanma var. Bu olayı şöyle değerlendirmek istemiyorum. Birçok yorumcu böyle değerlendiriyor Kerem. İşte imzayı attı onun için. Ya ben Muslena'nın profesyonelliğine birazcık da haksızlık olur diye düşünüyorum. Yani imzayı attı onun için yattı. Yani aynen böyle söyleyenler var. Ben buna çok fazla katılmıyorum. Muslera böyle bir profesyonel değil. Ya ben nasıl olsa kendimi güvenceye aldım. Bundan sonra olsa da olur, olmasa da olur diyecek bir oyuncu değil. Ama Muslera'nın performansında da ciddi bir düşüş olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yediği goldeki hatayı da çok net vurgulayabilirim. Bu noktada bir de tabii yani hocanın Luyendama ile Marcao ile başlayıp ben bununla bitiririm dediği yerden Donk Marcao'ya dönmüş olması bir başka garip bir durum. Yani bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman Galatasaray'da işlerin iyi gitmeyeceğinin sinyalini kadro dizilişinden anlamaya başlıyoruz zaten ve benim gördüğüm kadarıyla da bu kadro yapısı içerisinde oyuncuların birbirini tamamlaması gerçeğiyle yüzleşemiyoruz. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Oyuncular birbirini tamamlamazsa işiniz çok zor olur. En klasik cümlelerden biri, birbirine bağlamak için söylemiyorum ama galiba konuşmamız lazım. Beşiktaş kadrosu ezberlenmiş bir kadrodur. Bugün lig lideri Beşiktaş'ın kadrosu. Ama Galatasaray'ın kadrosunda orta sahasında kimler oynayacak? Emre Kılınç oynar mı? Ya da işte Etebomu oynar. Yani Taylan'ın ya şu anda hastalığını bir kenara bırakıyorum. Olduğu zamanlarda da oynamadığı günleri gördük. Evet. Yani ideal kadronun ne olduğunu bulamıyoruz. İdeal kadro, ezberlenmiş kadro her zaman avantajlıdır. Bu sancıyı Fenerbahçe yaşıyordu, şimdi Galatasaray'da yaşıyor.